Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzda denge ve denge şartlarına bakacağız. İlk olarak kütle merkezinden başlayalım arkadaşlarım. Arkadaşlarım, cisimler çok sayıda küçük parçacığın birleşmesiyle oluşur. Kütle merkezi cismin üzerindeki küçük parçaların toplandığı temsili noktadır. X, Y koordinat düzeninde bulunan M1, M2, M3, M3 kütleli parçaların ortak kütle merkezini bulmak istersek arkadaşlarımız bizim şöyle bir X ve Y eksenleri için formülümüz var. Nedir o? M1 için yaparsak mesela M1 çarpı X eksenindeki karşılık geldiği nokta X1 artı M2 çarpı X2 artı M3 çarpı X3 bölü sadece M1 artı M2 artı M3 şeklinde bulabiliriz. Y ekseni için yaparsak M1 çarpı Y1 artı M2 çarpı Y2 artı M3 çarpı Y3 bölü M1 artı M2 artı M3 bantıyla bir sonuca ulaşabiliriz. Ama ben size bu yöntemden ziyade ikinci bir yol göstereceğim. Çünkü bu aslında bize verilen formülden yola çıktığımızda çok zaman kaybedeceğiz arkadaşlar. Biz zaman kaybetmeyi de biraz azaltmaya çalışacağız. Nasıl? Hemen bir soru üstünde öğrencilerime anlatmaya çalışayım. Eşit kare bölmeli XY koordinat sistemi üzerine M2, M3, M ve 6M kütleli parçacıklar şekildeki gibi yerleştirildiğinde sistemin kütle merkezinin koordinatlarını bulun diyor. Arkadaşlar, formülden yaparsak tabii ki sonuca gideriz. Ama ben size formülü değil de ikinci bir yolu göstermek istiyorum. Gelip adım adım ilerlemek en doğrusu arkadaşlarım. Mesela M6M, X'ini ben getirip ortak bir noktada göstermek istersem aradaki mesafem 3 birim, zorluk çekerim. M3M göstermek istersem zorluk çekerim. Arkadaşlar ama bir M2M'e bir dikkat eder misiniz? Toplam kütlem M2M daha 3M. Toplam aradaki mesafem ne kadar? 3 birim. Evet, ben bu ikisini ortak bir noktada gösterebilirim artık. Arkadaşlarım detaylı anlatıyorum ama anlamanız için. Kat sayısı büyük olana yani ağır olana daha yakın olmak zorundadır bizim kütle merkezimiz. Kat sayısı büyük olan 2M'e daha yakın, M'e ise daha uzaktır. Peki ne kadar yakın, ne kadar uzak? Bakın küçük olana daha uzaktır diyoruz ya, büyük olanın kat sayısı kaç? 2. 2 birim uzaktır diyeceğiz. Büyük olana yakındır diyoruz. Ne kadar yakın? Küçük olanın kat sayısı kaç? 1. 1 birim yakındır diyeceğiz. Bakın şu noktası M ve 2M'in ortak kütle merkezi oldu. Hatta sağlamasını yapalım. 2M çarpı uzaklığım 1 birim. 2M çarpı 1, 2M. M çarpı uzaklığım 2 birim. M çarpı 2, 2M. Bakın bu eşitliği yakaladığımız nokta kütle merkezimizdir. 2M, M daha artık şurada kaç M var diyeceğiz? 3M var diyeceğiz. Şimdi 3M, 3M. Dikkat ederseniz bu ikisinin büyüklüğü eşit. Aralarındaki uzaklık 2 bölme olduğundan dolayı artık 3M ve 3M toplam şurada biz ne var diyeceğiz? 6M. Bu noktadan sonra gelip dikkat ederseniz devam edelim. Şurada 6M var. Şurada 6M var. Büyüklükler aynı mı? Evet. Bizim ortak kütle merkezimiz ikisinin çakıştığı uzaklıklarının eşit olduğu nokta olmalı. Yani şurası. Bizden neyini istiyor? Kütle merkezimizin koordinatlarını istiyor. Şurada 6M, 6M daha ne kadar var diyeceğiz? 12M. Koordinatlarına gelirsek X ekseni kaçta kesiyor? 1'de. Onun için X ve Y koordinatlarını gösterirken X koordinatına ne yazacağız? 1. Y koordinatına bakarsak kaça denk geliyor? 2. Cevabımız 1'e 2 olacak. Sıradaki sorumuz ile devam edelim arkadaşlar. Eşit kare bölmeli yatay düzlem üzerindeki M1, M2, M3 kütleli cisimlerin kütle merkezi O noktasıdır. Hemen gösterelim büyük bir şekilde. O noktasını bize kütle merkezi olarak vermiş. Buna göre M1, M2, M3 arasındaki bağıntı nasıldır diye bir soru var. Arkadaşlar dikkat ederseniz M2 ve M3 için baz alırsam. Arkadaşlarım şöyle ikisinin arasındaki uzaklığı çizdiğimde dikkat ederseniz şu nokta M2 ve M3'ün tam çakıştığı nokta değil mi? Uzaklıkların eşit olduğu nokta. Onun için şu noktada biz ne var diyeceğiz aslında? M2 artı M3 var diyeceğiz. Buradan sonra devam etmek istersek arkadaşlar M2 artı M3 şurada da M1 var. Dikkat ederseniz ikisinin tam çakıştığı nokta kütle merkezi değil mi? O zaman M2 artı M3'ün toplamı M1'e
ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Neden? Çünkü dikkat ederseniz uzaklıklarımız nasıl? Eşit. Hemen gelip yazdık. M2 artı M3 kime eşittir diyeceğiz? M1'e. M2 ve M3 için yaparken dikkat ederseniz x'in arasındaki uzaklıklar eşitti. Onun için M2 zaten neye eşitti arkadaşlarım? M3'e eşitti. Ben ilk denklemimde buna ulaşmıştım. M1'e dikkat ederseniz M2 ve M3'ün toplamı olduğundan dolayı ben bunlar arasındaki ilişkiyi yazmak ister isem eğer M1 en büyük olmuş olacak. M2 ve M3 ise birbirine neydi arkadaşlarım? Eşitti. Benzer bir soru ile devam edelim arkadaşlar. Eşit karebölmeli şekildeki düzlem üzerindeki M, 3M, 8M ve X cisminin kütle merkezi O noktasıymış. Buna göre X cisminin kütlesi kaç M'dir diye bir soru var karşımızda. Arkadaşlar şimdi X'i bilmiyoruz zaten gelip X'i bulmaya çalışacağız. M ile 8M'i baz alırsak arkadaşlar aradaki uzaklığımız 3 birim. Tam olarak noktayı belirlemede sıkıntı çekeriz. Aynı şekilde 8M ve 3M'den yola çıkmak istersem uzaklık sıkıntı. Çünkü kütleleri de eşit değil, tam ortası diye gösteremem. M ve 3M'i baz alır isek arkadaşlar, dikkat ederseniz M, 3M, toplam 4M oluyor. Uzaklığımız ise toplamda şu yatayları bir birim kabul edersek 4 birim değil mi? Hem kütlemiz 4M oldu hem de mesafemizi 4'ün katı şeklinde ifade edebildik. O zaman gelip M ve 3M'in kütle merkezini bulalım. Küçük olana uzak, büyük olana yakındı. Peki büyük olana ne kadar yakındı? Küçüğün katsayısı kadar. Katsayısı kaç? 1. O zaman 3M'e bir birim uzaklık, yani şurası olacak. Küçük olana ne kadar uzak olacaktı? Büyük olanın katsayısı kadar. Yani 3M kadar. Şurası. Artık şurada M ve 3M'den dolayı kim var diyeceğiz? 4M. Dikkat ederseniz 4M, 8M. Aradaki uzaklığımız da şurası değil midir arkadaşlarım? Toplamda kaç bölme? 3 bölme. Küçük olana daha uzak, büyük olana yakın olacaktı. Arkadaşlar 4, 8'in yarısı kadar olduğundan aradaki bölme de 3 bölme. 8'e bir birim uzak olursa 4'e kaç birim bölme uzak olacak? 2 bölme. Sağlamasını da yapalım. 8 çarpı 1, 8. 4 çarpı 2, 8. Bakın bu eşitliği sağlayabiliyorsak artık o nokta nedir? Bu iki tane cismin kütle merkezidir. 4M, 8M daha burada kaç var diyeceğiz? 12M. Şimdi artık gelip X hakkında yorum yapalım. Şurada 12M'imiz var, şurada X'imiz var. Göstermek istersek hem X'in hem de 12M'in kütle merkezine olan uzaklığı eşit mi? Evet. O zaman X'imiz de 12M'e ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Kütle merkezini öğrendik arkadaşlarım. Şimdi ağırlık merkezine bir bakalım. Cismi oluşturan tüm parçalara yer çekim kuvveti etki eder. Cisim üzerindeki parçalar için yer çekimi ivmesi farklı değerde olduğundan kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı değildir. Arkadaşlar ağırlık merkezi ve kütle merkezi arasındaki farklara bakmak ister isek eğer kütle merkezi ve ağırlığı biz senenin başında daha ilk dersimizde öğrenmiştik temel büyüklüklerde. Kütle için ne demiştik? Küçük M harfi ile gösterilir ve değişmez madde miktarı demiştik arkadaşlar. Bir cismin, herhangi bir nesnenin kütlesi hiçbir zaman, hiçbir yerde değişmez. Şöyle örnek vermiştik. Ağırlığımız, bizim ağırlığımız dünyada 60 kilogram ama uzaya çıktığımızda ağırlığımız 6 kilogram geliyor mesela. Ama kütlemiz dünyada 60 ise uzayda da Mars'ta da nereye gidersek gidelim 60 olacak, hiç değişmeyecektir. Değişmeyen madde miktarı bize kütleyi verecekti. Diğer öncüleri zaten bildiğinizi kabul ediyorum. Sene başında çok detaylıca üzerinde durmuştuk. Hemen bir örnek çözmeye çalışalım arkadaşlarım. Yargılarından hangileri doğrudur? Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Arkadaşlar hangi cisim olursa olsun, nereden bırakırsak bırakalım, yer çekiminden dolayı olduğu yerde aşağı doğru düşme hareketi yapmak isteyecektir. Bakın bir cismi ben bırakıyorum, havada olan bir cismi. Bu daima yer çekiminden dolayı nereye doğru hareket edecek? Yerin merkezine doğru hareket edecek. Bakın bir yön var mı? Evet var. Yön varsa bu nasıl bir büyüklüktür? Vektörel büyüklüktür. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz, bir cismin kütlesi dünya üzerinde bulunduğu noktaya göre
değişir. Hayır, kütle değişmez, madde miktarı idi. Kütle birimi olarak Newton kullanabilir. Arkadaşlar, Newton kuvvetin birimiydi. Kütlenin birimini yazmak istersek ne diyeceğiz? Kilogram olmalı. Onun için üçüncü öncülümüz de yanlış. Doğru cevabımız yalnız bir olmalı. Şuradaki notumuza da dikkat edelim arkadaşlar. Çok önemli. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğü kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe ve dünya yüzeyinden uzaklaştıkça azalır. Oklar yönünde zaten gösterilmiş bize arkadaşlarım. Biz şu tanımı unutmayalım. Yer çekimi ivmesi yeryüzüne yakın olan noktada daha büyüktür. Bunu asla aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinden devam edelim. Çıkmış sorumuza bir bakalım arkadaşlar. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapıların ağırlık merkezleri ile kütle merkezleri arasında az da olsa bir fark vardır. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlarım, şimdi biz nasıl yorum yapacağız? Yorumumuzu şu şekilde yapacağız. Aynen öğrendiğimiz gibi yer çekimi ivmesi yeryüzüne yakın olan noktada daha büyüktür. Yeryüzünden uzaklaştıkça büyüklüğü azalacaktır. Dikkat ederseniz ikinci ve üçüncü öncülümüz aynen yaptığımız yoruma uyuyor ama birinci öncülde bize depremle alakalı şeyler söylemiş. Hayır, bu bilgi bize doğru bilgiyi vermez. Daha doğrusu bizim konumuzla alakalı bir şey değil. Onun için cevabımız ne olacak? 2 ve 3. Hemen bir soruyla devam edelim arkadaşlarım. Dünyanın merkezinden RK, RL, RM uzaklıktaki KLM noktalarında MK, ML, MM kütleli cisimler şekildeki gibi yerleştirildiğinde cisimlerin ağırlıkları eşit olmaktadır. Hatta yarıçaplar arasındaki ilişkiyi de bize vermiş arkadaşlarım. Olduğuna göre kütleleri arasındaki ilişki nasıldır diye bir soru var. Hemen demin bahsettiğimiz şey şuydu. Dünyanın merkezinden uzaklaştıkça bizim yer çekimi, ivmemiz küçülüyor arkadaşlarım. Şimdi en uzakta olan kim dikkat ederseniz? M cismi. Onun için biz yer çekimini yazmak istersek arkadaşlar, M'nin yer çekimi ne olacak? En küçük. Dünyanın merkezine en yakın olan kim? K cismi. O zaman K'nın yer çekimi ivmesi ne olacak? En büyük. Arkadaşlar, L'nin yer çekimi ise bunların ortasında bir değer alacak. Ve dikkat ederseniz soruda bize diyor ki ağırlıkları eşit olmaktadır. Ağırlığımızı istenenin başında öğrenmiştik. Ağırlık demek kütle çarpı yer çekimiydi arkadaşlar. Şimdi yer çekimleri arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Yer çekimlerinin arasındaki ilişkiye bakıp gelip kimleri yorumlayacağız? Kütleyi. Çünkü üçünün de ağırlığının eşit olmasını istiyor. Arkadaşlar, yer çekimi küçük olanın kütlesi ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır ki sonucumuz eşit olsun. Bunun arasındaki bağlantının tam tersi bize kütleler arasındaki ilişkiyi verecektir. Onun için biz kütleleri yazmak istersek yer çekimi küçük olan M cisminin kütlesi ne olacaktır? M büyük. Ondan sonra L cisminin kütlesi, en küçük olan kütlede kimin kütlesi olacak? K cisminin kütlesi. Arkadaşlar, şimdi de geometrik cisimlerin kütle merkezini bulmaya çalışalım. Bunu kısım kısım ele alacağız. Bir boyutlu cisimlerde, iki boyutlu cisimlerde, üç boyutlu cisimlerde ayrı ayrı öğrenmeye çalışacağız arkadaşlarım. Bir boyutlu cisimlerde kütle merkezini bulurken arkadaşlarım biz aynen şunu diyeceğiz. Bir boyutlu cisimlerin ağırlığı ile boyu doğru orantılıdır deyip boyuna bakıp ağırlığına değer verip sorumuzu çözeceğiz. Mesela arkadaşlar, şu bir çember. Çemberin boyunu bulmak istersem çevresini hesaplamam gerekmiyor mu aslında? Çemberin çevresi de bize 2 pi r olarak gelecektir. Kare. Karenin bir kenarı a ise bütün kenarları a olmak zorundadır arkadaşlarım. Toplam 4 tane kenarım var. Yani ağırlığıma ne diyebilirim? 4 a diyebilirim. Dikdörtgen. Şurası a ise şurası da a olacak. B ise b. Bütün kenarların toplamı bize kimi verecek? Ağırlığı. 2A artı 2B bize neyi vermiş olacak burada da? Ağırlığı vermiş olacak. Hemen bir örnek çözelim arkadaşlarım. Türdeş telden yapılmış XYZ çemberleri şekildeki gibi birleştirilmiştir. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre cismin kütle merkezi nerededir diye bir soru var. Arkadaşlarım, tel mi bu? Evet, türdeş bir tel. Arkadaşlarım, tel ise tek boyutlu, yani
çevresi kadar ağırlığını aşağı doğru gösterebiliriz. Bizim çevre formülümüz neydi arkadaşlarım? 2 pi r'ydi. X, Y, Z için yaptığımda 2 pi hepsi için ortaktır arkadaşlarım. Yani ben yarı çapa bakıp ağırlığını direkt gösterebilirim. X'in ağırlığı aşağı doğru. Yarı çapı dikkat ederseniz kaç bölme? 2 bölme. Gelip 2 p diyebilirim. K'yı olduğu gibi aşağı doğru gösterirsem yarı çapı 1 bölme olduğundan dolayı ağırlığına p diyebilirim. Z için yaptığımda ise toplam yarı çapının 3 olduğunu görüyorsunuz. 3 p diyebilirim. Şimdi ben artık bu noktaların ağırlık merkezi, kütle merkezini gelip bulacağım arkadaşlarım. Bulalım. Dikkat ederseniz 2 p ve p arasındaki uzaklığım toplamda 3 bölme arkadaşlarım. 3 r diyelim. Büyük olana yakındı. Ne kadar yakındı? Küçük olanın katsayısı kadar. 1 bölme kadar. Büyük olana uzak. Büyük olanın katsayısı 2 p ydi. O zaman küçük olana 2 birim uzaklıktaki. Yani şu noktada aslında aşağı doğru 2 p ile p'yi toplarsak toplamda kaç p var diyeceğiz? 3 p. Bu noktadan sonra arkadaşlarım dikkat ederseniz artık şurada bir 3 p'miz var. Şurada bir 3 p'miz var. Aradaki uzaklığımız ise şuranın hepsi. Büyüklüklerimiz eşit ise bu ikisinin tam orta noktası bizim kütle merkezimiz olacak. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölme var ise tam orta noktası 3. bölme olacaktır arkadaşlarım. 1, 2, 3. bölme. Yani kim? L noktası bizim ortak kütle merkezimiz. Hatta oradaki toplam ağırlığımız da ne diyeceğiz? 6P. Hangi noktadaymış? L noktası. Çıkmış bir sorumuzla devam edelim arkadaşlarım. Düzgün, türdeş ve özdeş 4 çubuk şekildeki gibi birbirine eklenmiştir. Bu çubukların ortak kütle merkezinin yani x, y koordinatları kaçtır diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlarım dikkat ederseniz bu teller düzgün, türdeş ve özdeşmiş. Ben tel tel baz alırsam eğer şu telin orta noktası bu telin ağırlığını bize verecek. Şunun orta noktası burası. Şurası ve şurası. Her bir telin orta noktasını ayrı ayrı gösterelim. Şimdi arkadaşlar aynı doğrultuda olanları birlikte işleyelim. Mesela şu iki tele baktığımızda ağırlıkları aynı mı? Evet, özdeş bunlar. O zaman tam orta noktaları yani şurası x için ortak kütle merkezi olacak. Ben bu noktada ne var diyeceğim? İki tane çubuk var diyebilirim. Aynı şekilde şu iki tel için yaptığımda, iki çubuk için yaptığımda tam orta noktalarında ben ne vardır diyebilirim? İki tane çubuk vardır diyebilirim. Bu noktadan sonra ben gelip şu iki çubuk dediğim yerlerde yerlerin ortak kütle merkezini bulacağım. Dikkat ederseniz bir tane dikdörtgen oluşturmak istersem şu iki noktanın tam orta noktası kenar ortayların çakıştığı nokta olmayacak mı arkadaşlarım? O da şu noktaya denk gelmeyecek mi dikkat ederseniz? Peki bu bulmuş olduğum ortak kütle merkezinin neyini istiyordu benden? X, Y koordinatlarını istiyor. Dikkat ederseniz X koordinatı kaça denk geliyor? 7'ye. Y koordinatı kaça denk geliyor? 5'e. O zaman ben şıklarda ne arayacağım? 7'ye 5. Yani A seçeneği.